Efendim, kıymetli bir misafirimizle daha sizi tanıştırmak istiyorum. Bu seferki perdecimiz Edirne'den geldi. Eray Başkan bizimle birlikte, Dilay Perde'nin sahibi. İzninizi rica ediyorum, Sayın Başkan'a merhaba diyelim. Efendim merhaba. Merhabalar efendim. Nasılsınız? Teşekkür ediyorum. İyiyim. Siz nasılsınız? Bizlerdeyiz. Çok teşekkürler. Gökhan Bey'in Eylül Tekstil'in hazırlamış olduğu etkinlikte Antalya'ya geldik. Bugün üçüncü günümüz. Çok güzel, çok keyifli bir etkinliğin içindeyiz. Sadece tatil odaklı, güzel bir etkinliğin tadını çıkartıyoruz diyelim. Aynen de öyle oldu. Bir metre tül bile getirmedi buraya Gökhan Bey. Çünkü tarzı değil. Yani zaten sizlerle ticaret yapıyor. Zaten alışveriş halinde. Sirkülasyonunuz var. Aldıklarınız kısa sürede bitiyor. Tekrarını talep ediyorsunuz zaten ürünlerin. Gökhan Bey'in de işi bu. Dolayısıyla bura tatil gibi tatil oldu değil mi? Aynen, sadece tatil odaklı, kesinlikle satış odaklı olmayan bir tatil olması gerektiği gibi keyfini çıkartıyoruz. Zaten sezon boyunca her istediğimiz anında, ertesi gün, bilemediğiniz bir sonraki gün elimizde olacak şekilde, orada da problemi sadece kargo şirketinden yana yaşıyoruz. Onun dışında çok Gökhan Bey'le kargolar da çok yoğun. Çok yoğunlar. Gökhan Bey'in stoğuyla alakalı zaten bir sıkıntımız yok. Sağ olsunlar WhatsApp'tan anında iletişime geçiyorlar. Ben inanır mısınız bir akşam fotoğraf attım arabadan, müşterime arabayla gittim. Kartelin fotoğrafını çektim. Gri bir kumaş, antrasit. Evet. Çektim fotoğrafı, ben çektim yolladım. Sabahına geri dönüş geldi. Ya kumaş dedi yeşil gözüküyor. Acaba sizden mi kaynaklanıyor, kartel hatası mı var diye bir teyitleşme oldu. Hayır dedim, yani akşam çektim, çalışıyoruz. Sizin karteliniz dedim gece gündüz çalışıyor. Ondan dolayı dedim, arabada çektim fotoğrafını size yolladım. Metrajımı istedim. Sabah da teyit için aradılar. Vallahi çok memnun kaldım. Gerçekten yani renk acaba size yanlış mı geldi, bizde mi bir yanlışlık var diye kontrol etmeleri bile çok güzel. Eray yani. Bey, sizi efendim demek ki dikkate alıyorlar. Yani sadece sizi değil, tüm müşterilerini dikkate alıyorlar. Bir toptancıda olması gereken vasıflardan bir tanesi budur zaten. Yani görevlerini takip ediyorlar, sizleri takip ediyorlar. Sizin de aradığınız özelliklerden biri bu değil mi zaten? Aynen öyle. Yani şimdi onur eder insanı. Kartela'nın bize geldiği şekilde kodlar arka arkaya dizili. Bilemiyoruz ki hangi rengin hangi kodu var ya da sıralama mı geliyor. Günün yoğunluğu, akşamın karanlığı, yani ne dersiniz, arabanın ışığının yetersizliği, çektim yolladım, inanın yani böyle bir geri dönüş. Bir de demek ki mağazayı açar açmaz hemen ilgilendiler. Aynen öyle, saat 9'da geri dönüş yaptılar, dediler bu kumaş antrasit. Evet evet dedim, antrasit doğru. Durumu anlattım, hani hemen ertesi gün zaten kumaş geldi, teslim ettik sorunsuz bir şekilde. Ne mutlu size. Efendim, sizi merak edecektir değerli sektör mensuplarımız. Bizim tanımamız yeterli değil biliyorsunuz. Evet. Eray Başkan kendisine anlatsın kaç yıl oldu sektörümüze gireli. Dilay Perde'yi anlatsın. Yani sizi şöyle bir kısaca Edirne'ye götürelim. Tamamdır. Biz Edirne'de yaklaşık olarak 1993 yılından beri bu işi icra etmekteyiz. Baba mesleği,
Babam 80'den beri tezgahtar, Edirne'nin en eski tezgahtarıdır. Şu anda tezgahını, ismini bana ve aileme bıraktı. Biz de onu en uygun şekilde icra etmeye çalışıyoruz. Onun bize bıraktığı mirası öncelikle müşterilerimizi, sonrasında toptancılarımızı en güzel şekilde temsil etmeye çalışıyoruz. Babamızın bize göstermiş olduğu ilkeler doğrultusunda ticaretimize devam ediyoruz. Babamız yaşıyor değil mi? Tabii. Sağ olun. İsmi nedir? Erbil Başkan. Erbil abimize sevgilerimizi, saygılarımızı yollayalım. Erbil abicim, ellerinizden öpüyoruz. Sektörümüze tertemiz, pırıl pırıl bir mensup kazandırdığınız için. Dilay ismi nereden gelmiş? Dilay ismi 93 yılında babam bir ortağıyla mağazayı açıyor. Ortağın eşinin ismi Dilek Hanım, babamın eşinin de ismi Aynur. Oradan Dilay olarak geliyor. Benim ismim de Erbil ve Aynur'un birleşimi. Oradan geliyor. Yani babamın böyle bir yaratıcılığı diyeyim. Bizim mesleğimizde de olması gereken, yani yaratıcılık, hani farklı bir bakış açısıyla bu isimleri koymuş açıkçası. Evet. Biz de tabii yaratıcılık derken hayal satıyoruz. Aynen. Elbette. Önce hayal ediyoruz, sonra hayata geçiriyoruz. Ortaya fevkalade şeyler çıkıyor. Aynen. Tabii ucu bir de Eylül Tekstil'e dayanınca daha da güzel İşler şeyler. İşler daha mükemmel oluyor daha doğrusu. Yani doğru firma, doğru hayal, doğru firma, mükemmel çözüm. Evet. Ve güzel bir otelin içerisindeyiz. Evet. Bu yıl, yani Eylül Tekstil aslında her yıl bizi şaşırtıyor ama bu yıl daha da şaşırttı. Ucu bucağı görünmeyen, olmayan bir otel. Yiyoruz, içiyoruz, havuz, deniz. Yaptığımız bu yani. Başka bir şey yapmadık. Yani şöyle bol bol bacak kası yaptık. Evet, oda, deniz, havuz, restoran, yani derken yani bacaklarımız ağrıdı gezmekten. Ben de restoranda yemek yiyip odaya gidene kadar acıkanlardanım. Çünkü bayağı bir mesafe. Yani şöyle gerçekten otel seçimi ikinci organizasyona katılıyoruz biz. Diğer otel de güzeldi. Çok güzel. Bu daha da üstüne koymuş. Ben önümüzdeki seneki oteli gerçekten merak içindeyim şu anda. Belki bir mavi yolculuk falan yaptırabilir yani, neden olmasın. Level atlıyor çünkü Eylül Tekstil. Yani üçer üçer atlıyoruz level'ları. Yani bunun sonrasını düşünmek istemiyorum. Gökhan Bey'e bırakıyorum ben direkt. Ya havada oluruz ya da deniz. Ben Gökhan Bey'e bırakıyorum. O bize tarif eder, biz de geliriz tekrar inşallah. Efendim Gökhan Bey zaten önce bize bildirir. Biz de size bir haberle durumu anlatırız. Evet. Hazırlıklı olun. Her an her şey olabilir. Vallahi biz her yerde, her tatile geliriz. Çünkü Gökhan Bey'le çalışmaktan keyif alıyoruz. Tatillerle bolca keyif alırız. Evet. Şunu da dile getireyim Eray Bey. Gökhan Bey müşterilerini, dostlarını çok seviyor. Bir aile gibi görüyor. Eşi Beste Hanım da öyle. Yani bu tatili gerçekleştirebilmek için gerçekten bir yıl boyunca güzel işlerin altına imza attılar. Sizlere motivasyon sağladılar. Alt zemini yaptılar. Kolay olmadı. Yani şurada 4 gün yaptığınız tatilin, inanın belki Gökhan Bey kaç kere Antalya'ya geldi gitti, bu otel anlaşmasını yaptı vesaire. Bilmiyorum yani, mücadele etti adamcağız. Evet, evet. Hani birdenbire hokus pokus olmadı. Olmuyor. O yüzden de ben şahsım adına da Gökhan Bey'e teşekkür ediyorum. Sektörümün gerçekten gurur verici insanlarından biri. Yani zannediyorum ki şu anda sektörde bu tip bir organizasyonu yapan tek firma. Var, var. Elbette var. Yapanlar var. Ama iki ya da üç firma var elbette. Fakat bu kadar büyük bir otelde son yılların en büyük tatili diyebiliriz. Doğrudur, vardır. Benim çalıştığım ya da benim bölgemde olan firmalarda genelde satış odaklı bir gün kısa etkinlikler oluyor. Ama bu tipte organizasyon, Trakya bölgesi için konuşuyorum ben. Hani Edirne, Tekirdağ, Kırklareli. Bize gelen firmaların şeyine istinaden konuşuyorum. Gökhan Bey ben de tek. Hani bunun ben ona artısını, o da bana yaşatıyor, ben de ona yaşatıyorum. Karşılıklı olarak yani Gökhan Bey diyoruz ama yani telefonu açtığımızda Gökhan abi nasılsın'la başlıyor konuşmamız. Abicim mutlaka gel, yolun düşerse misafirimiz olla bitiyor. Bu şekilde. Evet. O zaman efendim kamera yaklaştı. Gökhan Bey'in şahsına
buradan seslenin. Karşınızda oturuyormuş gibi seslenin lütfen. Buyurun, neler söylemek ister? Sevgili Gökhan abicim, yaptığın tüm çalışmalar için teşekkür eder. Daha iyilerini senden bekliyoruz. Teşekkürler. Biz de teşekkür ediyoruz. İyi tatiller diliyorum. Görüşmek üzere. Ben de sizlere iyi tatiller diliyorum. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Evet efendim, Eylül Tekstil'in tatili devam ediyor. Üçüncü günündeyiz. Yarınımız da var. Yarın da biz buradayız.